Merhaba Hayat Mutfak takipçileri, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir tarifte yine sizlerle beraberim. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber irmikli bisküvili tatlı yapacağız. Hafif bir tatlı ve bir o denli de pratik yapılışı. Gerekli malzemelerimiz ise 1 litre süte ihtiyacımız var, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Ben burada tereyağı kullanmayı tercih ettim. 1 paket vanilya kullanacağız ve 1 pakette gördüğünüz gibi kakaolu petibör bisküvi kullanacağız. Buyurun hemen yapım aşamasına da geçelim bu şekilde. Öncelikle tenceremizin içine sütümüzü ilave edelim. Ardından şekerimizi ve irmiğimizi de ilave edip muhallebi kıvamına gelinceye dek kaynatacağız bu şekilde. Ardından diğer malzemelerimizi de ilave edeceğiz. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ise ocaktan almadan önce yağını ve vanilyasını da ilave edip karıştırıp hemen ocaktan alacağız arkadaşlar. Bu şekilde muhallebimiz, irmikli muhallebimiz hazır hale gelmiş oldu. Arkadaşlar ben böyle kare borcamın büyük boyunu kullandım. Tam geldi. Bir paket bisküvi öncelikle alt sırasına diziyorum. Ardından üstüne muhallebisini ilave edip tekrar muhallebin üstüne bu bisküvilerden dizeceğim. Ve geri kalan muhallebiyi de tekrar üstüne dizeceğim. Yani iki kat olmuş olacak bisküvi. En sonunda da kalan bisküvilerden kırıntılarını dökeceğim. Gördüğünüz gibi muhallebimizi getirdim. Dizdiğim bisküvilerin üzerine şöyle gezdiriyorum. Ve şöyle güzelce düzenleyip son kısma da şöyle 4-5 tane kadar bisküvim kaldı. Onu kırıp serpileyeceğim. Şöyle iyice eziyorum arkadaşlar. Birazdan içine muhallebimizin üzerine dökeceğim. Dilerseniz bunu daha kolay poşetin içine koyup poşetin içinde de ezebilirsiniz. Ama ben çok toz gibi olmasını istemiyorum. İri parçaların kalmasını istediğim için elimle parçalamayı tercih ettim. Ve içine ben şöyle yaklaşık yarım çay bardağı kadar da ceviz ilave etmek istiyorum. Ve hazır üzerine dökmek için. Her yerine eşit olarak dağıldı. Arkadaşlar bunu 1-2 saat kadar buzdolapta bekletmek istiyorum. Soğuduktan sonra artık servise bu şekilde de hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde tatlım hazır. Güllerle süslemek istedim bu tatlımı. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.